Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine AS2'deyiz. Bugünkü videomuzda geçen videodan birkaç eksik özellik vardı. Onları size bahsedeyim. Oyunda öncelikle uzaktan NPC sistemi varmış. Geçen videoda bunu size anlatamadım. F6'ya basınca açılıyormuş. Şurada gördüğünüz gibi silah satıcısı, zırh satıcısı ve benzeri. Burada yine kostümler varmış. Ben size sadece balıkçıda kostüm var demiştim. Buralarda da varmış kostümler. Onun dışında burada gördüğünüz gibi çöl prensi kostümü ve benzeri var. Bundan hiçbir özellik vermiyor. Ama görünüm amaçlı takabilirsiniz. Özellik veren kostümler bosslardan düşüyor. Eğer vaktiniz varsa bosslardan düşürebilirsiniz. Bosslardan gelen sandıkları buradan takas yapabilirsiniz. Yavrucu kutusu ve benzeri şeyler alabilirsiniz. Bunları geçen videoda bahsetmiştim. Onun dışında eğer diyorsanız ki benim vaktim yok. Ben oyuna sadece VS atmak için giriyorum. Ama VS atarken de itemim olmadığından dolayı, daha doğrusu kostümüm ve petim olmadığından dolayı yeniliyorum diyorsanız, o zaman yapacağınız tek bir şey var. Bayram açtıklarınızla Nesne Market'e app çekmeniz gerekiyor. Böyle fazla bir para yatırmanıza da gerek yok. 30, 40, 60 lira civarı bir parayla oyunun kralı olabilirsiniz. Ondan sonra tabii vaktiniz varsa oyun içi de yapabilirsiniz. Ona bir şey diyeyim. Ha, hem vaktiniz var hem paranız varsa ikisini beraber yaparaktan %100 oyunun kralı olabilirsiniz. Eğer lonca halinde oynuyorsanız lonca turnuvalarında yine oyunun kralı olabilirsiniz. Kral loncası olabilirsiniz. Dediğim gibi onun dışında oyunda bahsetmediğim birkaç daha özellik vardı herhalde sanırsam. Bunları da size bahsettikten sonra devam edeceğim. Oyunda neleri bahsetmedik size. Oyunda bildiğiniz üzere şebnem yüzüğü var. Şurada şöyle göstereyim. Onu bastıktan sonra başka hiçbir şey basmanıza gerek yok. Onun dışında taşları falan söylemiştik. Tılsımdan nerelere gideceğimizi yine söylemiştik. İtemleri dönüştürmeyi zaten biliyorsunuz. Onun dışında da başka anlatacak bir şeyim yok herhalde. Şu mesajlara bakalım. Aleyküm selam. Selam vermemiş, selam verse iyiydi ama bakalım hangi loncaymış. Musallat. RC kullanmıyorum. Uygunsa geleyim. Evet, mesajları kapattıktan sonra peki biz bu videonun asıl amacına gelelim. Bugün biz ne yapıyoruz? Biz de malum işte çalıştığımızdan dolayı vaktimiz yok. Bayram tatilindeyiz. Bayram tatilimin tamamında şey ayırmak istemediğimden dolayı Nesne Market'e bugün bir 60 TL yatırarak ortalama 120 app civar falan bir şey olması gerekiyor. Onu çekerek oyunda kostüm ve benzeri çıkartmaya çalışacağız. Bakalım, öncelikle şöyle bir Nesne Market'i inceleyelim. Daha doğrusu önce app satın alalım, daha sonra inceleyelim. Şöyle oyun sitesine girdiğinizde burada Nesne Market'i görüyorsunuz. Öncelikle siteye kullanıcı girişinizi yapıyorsunuz. Daha sonra Nesne Market butonuna basarak buraya gelebilirsiniz. Onun dışında şöyle devam edelim. App satın al butonuna bastığınızda size şöyle bir sayfa gelecek. Evet, şöyle bir sayfa karşınıza gelecek. Buradan mobil ödeme, kredi kartı, banka kartı veya havale, EFT ve benzeri bir şey seçebilirsiniz. Mobil ödemede fiyatlar biraz pahalı. Mesela normalde 120 app 60 TL iken burada 120 app 80 TL. Bunu hesap kartı olmayanlar için önerebilirim. Onun dışında yok benim hesap kartım var diyorsanız ki benim var. Buradan 120 app 60 TL alabilirsiniz. İşte ben buradan sonrasını videoyu kapatacağım. Malum hırsızı kolonlar falan olabiliyor. Ondan dolayı. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi buraya geldikten sonra siz burada isim soy isim işte ve benzeri yazarak devam edebilirsiniz. Ben şuradan hemen app'i yükleyip videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, app yüklendi. Bunun güzel yanı Payvant sistemi veya PayPal gibi sistemlerin güzel yanı app'i yüklediğinizde direkt geliyor. Yani yok gelmeyi bekleyeyim de, yok işte ödeme bildirimine baksın ve benzeri derdiniz olmuyor. Evet, şöyle tüm ürünleri diyelim, bakalım Nesne Market'te neler var. Mistik Zümrüt sandığı varmış. Ne çıkıyormuş? Siyah Çöl Savaşçısı, Ayılı Savaşçısı. Bunda zombi varmış. Bunda da dış kostümleri varmış. Arkadaşlar hep çekerken fiyatlandırmanızı güzel yapın. Çünkü bunu aldığınızda açamıyorsunuz. Buna bir de anahtar gerekiyor. Yani bir kostüm çıkar, kostüm seti çıkartmak için ortalama 60 hepiniz gerekiyor. Onun dışında burada yine isimizi ve benzeri var. Bunları da alabilirsiniz. Alt tarafta antikalar da var. Biz şöyle ne alalım buradan? Sümrüt sandığı alalım bir adet. Ayrıntılar diyelim bir adet. Açıklama kısmına bakarsanız zaten verdiği özelliği de görürsünüz.
3K HP 20 hareket hızı veriyormuş. Saç stili de 15 yarı, 15 kritik, 15 derece. Güzel. Şuradan satın alalım bunu. Alışverişe devam diyelim. Şöyle bunun bir de anahtarını alalım. Alışverişe devam diyelim. Şöyle şuradan bir de Noel sandığı alalım. Malum eserlerde yavrucuk lazım olur. Yavrucuk ne veriyormuş? 15 yarı 5 derece. 2500 de HP veriyor. Bunlar da sabitmiş. Özellikler sabit. İnşallah görüntü bakımından güzel olurlar. Şöyle sayfayı bir yenileyelim. Çünkü hep düşmüyor diyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi harcadığınız parayı gösteriyor. Şöyle bakalım. VC şart falan yazmış. Gerek yok. Bunu da kapatalım. İtemler nereye geliyor? Nesne market deposuna tabii ki. Evet. İlk yavrucuğu açmak istiyorum. Vay nevi. İyi. Uçması güzel. En azından es atarken takılmam. Bakımdan güzel. Tipini pek sevdiğim bir pet değil ama olsun. Evet, şöyle şu nasıl açılıyormuş. Oo, güzel, buradan seçiliyor. Siyah çöl değil tabii ki. Ayıldız savaşçı seçeceğiz. Erkek. Evet, set geldi buraya. Bakalım özelliklere veriyor mu? 27K canımız var. Aynen 30K'ya çıktı. Saçımızı da takalım. Şekiller Paris. Bu videonun devamına veya başka bir videoda şu app nesne marketten satın aldığım itemlerle vs atma videosunu koyacağım. Siz de ne kadar fark ettiğini oyunda görürsünüz. Şimdi herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum.